Bakın size bunu güzel bir örnekle göstermek istiyorum. Hastamızın aortu ikiye ayrılıyor, bacaklara doğru geliyor. Hastamızın diz arkasına kadar uzun bir arter damarımız var. Diz arkasına 3 ana arter damarı ayrılıyor. Bunu isimlendirecek olursak aort, burada kasık ana arter damarı, burada bacak arter damarı, diz arkasından 3'e ayrılan 3 ana arter damar ve bunlar ayak bileği seviyesine kadar üçlü olarak geliyorlar. Ayak seviyesinde ise kılcal damarlara dönüyorlar. Bu görüntüyü şunun için görmenizi istedim. Biz bacak damar tomografisi isteyebiliyoruz. Nasıl ki kalp damar tıkanıklığının tanısını sanal anjiyo ile koyabiliyorken bacak damar tıkanıklığının tanısında da tomografiyi kullanabiliyoruz. Burada kullanılan tomografi ilaçlı tomografidir. Buradaki ilaçların böbrekleri riski her ne kadar düşük de olsa mutlaka böbrek değerleri kontrol edilmelidir. Böbrek değerleri müsaitse bacak damar tomografisi bizlere mükemmel bilgiler sunabilmektedir. Bacak damar tomografisi damar tıkanıklığı şikayetiyle karşımıza gelen hastada ilk istenecek test değildir. İlk istenecek test ABİ testidir. ABİ testini diğer videolarımızda anlatmıştım. Lütfen izleyin. İşte şüphede kaldığımız durumlarda bacak damar tomografisi çekebiliriz. Bakın burada da 3 boyutlu halini görebiliyoruz. Hastayı döndürebiliyoruz. Damarları önden, arkadan, yandan net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim için mükemmel bir test ama sadece lüzum halinde çekiyoruz.